Merhaba, ben Hilmi Güvenal. Tecrübe Konuşuyor da bu hafta konuğum Ajdan Acar. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. İş hayatında 45 yıl, Halk Bankası ile başlayan, Merkez Bankası ile devam eden, Doğuş Grubu'nda 29 yıl ve geçen sene yeni bir döneme girdin diyelim. Evet. Türk Telekom'da yönetim kurulu üyesisin. Evet. Ve bir kitap yazdın. Evet. Kitabı da bu hafta tanıtmaya başlıyorsun. Ben de kitabı bilhassa tasarımını çok beğendim. Bülent Erkmen hocamız yapmış tasarımını. Tam zamanı. Evet. Neyin tam zamanı? Vallahi, başlayalım mı? Senin programa katılmanın tam zamanı diye düşündük. Böyle bir tecrübe ile ilgili bir program olduğu için. Şimdi aslında tabii dünya çok hızlı gelişiyor ve hızlı bir dönüşüm içerisinde. Bu hep de böyle oldu. Dolayısıyla tam zamanı derken özellikle kurumsal yapının ve bu dönüşüme ayak uydurmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Bütün bu 45-50 yıllık zaman dilimi içerisinde dünyada Türkiye'deki gelişmeler ve bunların iş hayatına yansıması, şirketler dünyasını nasıl etkilediği, nerelerde hata yaptık, nerelerde iyi işler yaptık, biraz bunları anlatmaya çalıştım. Daha çok deneyimlerin bugüne yansıması diye ele alabiliriz. Ama tam da bir biyografi değil dedim bana. Bir anı kitabı bir biyografi değil. Anıları, biyografiler ayrıca mı yazacaksın yoksa onları yazmayı düşünmüyor musun? Yok, düşünüyorum aslında onları da. Fakat bu konuyu konuşurken çok değerli dostum Ali Saydam'la sohbet ediyoruz. Dedi ki ya sen daha çok gençsin anı yazmak için. Hmm. Biraz daha yaşlan, ondan sonra anıları yazarsın. Onun için bu aşamada böyle bir kitapla çıktık. Anılar içinde yaşlanmayı bekliyorum. Ama ne zaman yaşlanırım da anı yazarım? Veya yaşlandığım noktada anıları hatırlayabilir miyim? Onları düşünüyorum. Bu dönüşüm bahsettiğin tabii esas dünyayla alakalı bir konu. Tabii Türkiye özelinde de aşmamız gereken konular var. Dünyadaki dönüşümü getiren sebepleri nasıl sıralayalım? Bir teknolojinin değişimi var herhalde. Çok hızlı. Yaşlanan nüfus var herhalde. Evet. Ve dünyada da bir ucuz para bolluğu var. Bir merkez bankacı olarak herhalde seni bile şaşırtan rakamlarda şey var. Başka nelerden bahsediyoruz? Vallahi siyasi yapı değişiyor. İnsanların ihtiyaç beklentileri değişiyor. Ülkelerin güç dengelerinde kaymalar oluyor. Örneğin son zamanlarda yaşadığımız Batı dünyasından doğuya doğru kayan bir güç dengesi, gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kayan güç dengesi, Çin'in hızlı yükselişi, 1990'da duvarın yıkılmasıyla beraber Doğu bloku ülkelerinin ve komünizmin teorik olarak bu savaşta kapitalizme karşı güç kaybetmesi, bütün bunların hepsi aslında dönüşümün temel nedenleri. Ama en hızlandıran da tabii teknoloji ve bireylerin artık birçok bilgiye çok daha hızlı erişebildikleri farklı bir evrenin başlamış olması. Tabii teknoloji üretmek ve kullanmak kısmı var. Türkiye teknoloji kullanma konusunda daima bir hevesli olmuştur. Teknoloji kesin üretme konusunda geri kalmıştır ama son bilhassa 5 yıldır dikkat ediyorum. Hükümet de bu konuda devlet mekanizması da Ar-Ge çalışmalarını destekleyerek tersine beyin göçünü teşvik etmeye çalışarak bu konuya önem verdiğini gösteriyor. Başarılı olabilecek miyiz, geç mi kaldık? Yok, geç kalmadık. Bence işte tam zamanı, neyin tam zamanı derken aslında Türkiye burada çok ciddi bir avantaj elde etti. Özellikle 80'li yıllardan sonra telekom altyapısı ve teknolojiye dışa açılmayla beraber yapılan yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Aslında bir kuşağı atlayıp daha yeni teknolojiyi yakaladık. Bu da çok önemli. Aynı şey örneğin otomotivde de söz konusu. Otomotivde çok büyük bir değişim var. Teknolojisinde değişim var. Türkiye orada kendi otomobiliyle devreye girdiği zaman orada yine otomotiv sektöründeki o 100 yıllık dönemin sonrasında olan içten patlamalı motorlardan elektrikli motora geçiş veya connected car dediğimiz haberleşebilen araçların devreye girmesi, aslında bunu da mesela zamanında yakalayabildik. Aslında geç kalmış olduğumuz bazı alanlar bize teknoloji anlamında avantaj yaratan veya daha hızlı yol almamızı sağlayan olaylar olarak da karşımıza çıkıyor. Yeni otomobili nasıl karşıladın? Beklentilerin takip ediyor muydun? Nasıl bir şey çıkacağını biliyor muydun? Çok yakından takip ediyordum. Yani elektrikli olacağı konusunda aşağı yukarı emindim. Hı.
sürekli nesnelerin interneti çerçevesinde bağlantılı bir otomobil olacağını da düşünüyordum. Modeli de beğendim açıkçası. Çok hoş bir model olmuş. İyi bir tasarım. Peki diğer şirketlere geçelim buradan hemen. Yük taşıyan şirketlere. Eski teknolojiyle, eski yönetim yapılarıyla ama epey de başarılı olarak gelmiş. Fakat bu bahsettiğin teknolojinin veya nüfusun değişimini veya dünya rejiminin değişimini, dünyada önümüzdeki 3 yıl pek büyüme beklenmiyor. Yok. Bu döneme hazırlıklı olmayan şirketler nasıl değişecek, nasıl dönüşecek? Aslında bunun örneklerini geçmişte de yaşadık. Yani biraz da kitapta onlardan da bahsettim. Örneğin 1980'li yıllarda bankacılıktaki evrim çok önemliydi. Yani Özal'lı yıllarla beraber Türkiye hızla dışa açıldı. Birdenbire uluslararası para piyasalarına ve Türkiye'de Türk lirasının konvertibilitesiyle beraber dünyaya açık ekonomi politikaları uygulamaya başlayınca makro ekonomideki değişimi de gayet net hissettik. O yıllarda uluslararası bankalar Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlardı ve aslında yeni nesil bankacılıkla ve ilginçtir ben çok net hatırlıyorum kitapta da biraz bahsettim. Türk bankaları biraz daha böyle ağır hantal yapılarıyla buna tepki koymaya başladılar. Yani yabancılar gelmesin biz burada iyiydik hep beraber içeride güzel çalışıyorduk falan diye. O yeni nesil bankacılık özellikle merchant banking veya daha ufak şubelerle dış ticaret bankacılığı gibi ki evet. İşte Finans Bank'ın kuruluşu 80'li yılların İktisat ortasıdır. Bankası, İktisat evet. Bankası'nın İktisat Bankası vardı, evrildi, evet. Yeniden oluşturuldu. Tabii bizim köklü ve kurulu tesis edilmiş büyük bankalarımız önce buna tepki verdiler fakat hemen arkasından da süratle adapte olmaya başladılar. Ve aslında bugün geldiğimiz noktada Türk bankacılığının küresel anlamda da belli bir yere sahip olmasının nedeni de o rekabet. Dolayısıyla ben bu teknoloji konularında da bunu düşünüyorum. Yeni nesil şirketler devreye çıktıkça, geldikçe yarattıkları rekabet, yarattıkları daha verimli iş yapış tarzı, yalın ve çeviklikleri aslında geçmişte var olan şirketlerin de kendilerini süratle buna adapte etmeleri için bir zemin oluşturacak. Tabii ki herkes uyamayacak buna. Uyamayanlar ayrışacak. Belki tasfiye olacaklar. Belki birileri tarafından satın alınacak, birleştirilecek ve rehabilite edilecekler. Ama mutlaka faydalı olacak diye düşünüyorum. Peki bu bilhassa Avrupa'da sadece internetten bankacılık yapan kurumlar türedi. Yani Türkiye'de bir iki tane bankanın farklı markaları var internet bankacılığı evet. Yapan ama biliyoruz ki o bir bankanın lisansı altında hizmet görüyor. Esasında o 300-500 şubesi olan bankanın bir parçası. Dolayısıyla güveniyoruz. Evet. Fakat benim bu bilhassa Almanya ve benzer ülkelerde izlediğim tamamen sadece internette olduğunu söyleyerek çok ciddi mevduat toplayan ve bankacılık işlemi yapan bankalar var. Var. Bunların ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyor musun yoksa şu anda moda diye mi büyüyorlar? Yok yok ciddi bir pazar payı alacaklarını düşünüyorum. Çünkü maliyetleri giderek daha kontrol edebilir hale geldiler. Yani şöyle bir şey var ben onu çok değerli buluyorum. Müşterisine değer yaratmayan hiçbir işin sürdürülebilir olma şansı yok. Ve tabii değer yaratırken bir yandan da rekabetçi bir fiyatlamayla ortaya çıkabiliyor olması lazım. Yani neticede müşteri sizin şube sayınızın çok olması veya teknolojinizin çok daha iyi olması gibi konularla çok da ilgilenmiyor. Efendim denetim sistemleri için sizin kendi içinizde geniş kadrolar beslediğiniz bunlar müşteriyi çok ilgilendiren konular değil. Onlar hizmetin kalitesi ve sonuca bakıyorlar. Evet. Dolayısıyla yani bu tür internet üzerinden servis veren kurumların belli bir kredibiliteye sahip olmak kaydıyla çok daha hızla gelişeceğini tahmin ediyorum. İki konu var. Bir tanesi ben şahsen de böyle bir kurumun da içinde de bulundum. Bir ortaklığımız vardı Doğuş Grubu'nda çalıştığım yıllarda. Volkswagen Financial Services ile Türkiye'de bireysel otomobil kredisi veren bir VDF diye, Volkswagen Doğuş Finans diye bir şirketimiz vardı. VDF'nin ana ortaklarından olan Volkswagen Financial Services tamamen internet üzerinde çalışan banka lisansına sahip bir bankadır. Hiç şubesi falan yoktur. Yani ve Almanya'da çok büyük hacme sahip bir kurum. Tabii ki Türkiye'de de bunlar olacak. Maalesef tabii biz bankacılıkta biraz yine kitapta anlatmaya çalıştığım konulardan bir tanesi. Mevcut kurulu bankalarımız o kadar dominant ve o kadar güçlü ki onlar
hemen hemen her alanı kendi bünyelerinde toplamaya çalışıyorlar. Aslında baktığınızda finansal derinleşme dediğimiz olay da biraz Türkiye'de dar kalıyor. Çünkü factoring, leasing gibi banka dışı finans kuruluşları da yine bankalar tarafından sahipleniliyor. Evet. Sigorta kuruluşlarının birçoğunda yine bankalar ana ortak. Dolayısıyla yine başlangıcında internet bankacılığı veya hızlı hizmet verebilecek çevik bankacılık sistemini de yine bankalarımız öncülük ederek kuruyorlar. Zaman içerisinde o kurulu bankalarımızın kredibilitesine ulaşan ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belli bir denetim mekanizması kurulan internet bankacılığı yapan kurumların da ortaya çıkacağını ve hızla başarı yakalayacaklarını tahmin ediyorum. Evet, bir de eski bir merkez bankacı olarak eminim ki bu konuda da beni aydınlatacaksın. Bu kripto paralar konusunda... geleceği nasıl görüyorsun? Bir yakın gelecekte çok şey olmayacak deniyor, öyle mi düşünüyorsun? Ama uzun gelecekte kripto paralar çok önemli olacak deniyor. Ne dersin? Ben önemli olacağını düşünüyorum. Tabii onun da zaman içerisinde belli bir regülasyona tabi olması lazım. Yani orada kripto para sisteminde bugünkü üretim mekanizması içerisinde devam ettiğinde mevcut para mekanizmasına bir rakip oluşuyor. Evet. Benim görüşüm devletler ve merkez bankaları da kendi kripto paralarını çıkartacaklar diye düşünüyorum. Yani akan suyun önüne set çekerek onu durdurmanız mümkün değil. Su kendine bir yol buluyor. O yüzden kripto para sisteminin giderek daha yaygınlaşacağını düşünüyorum ama bir regülasyonun geleceğini de kuvvetle tahmin ediyorum. Bu eksi faizle beraber bilhassa çok popüler oldu. Yani paranın eksi faizi olması o paranın değerinin zaman içerisinde sanki eriyeceğini de işaret ediyor. Bir tehdit tabii, bir tehdit. Ancak tabii şunu da unutmamak lazım. Kripto para mekanizmasında da bazen çok aşırı spekülatif faaliyetler olabildiğini görüyoruz. Yani birdenbire çok hızlı değer kazanıyor veya hızla değer kaybediyor. Dolayısıyla insanlar tabii paraya olan, ya paranın birkaç tane fonksiyonu var. Bir tanesi bir ödeme aracı, bir tanesi de bir tasarruf aracı. Şimdi böyle baktığınız zaman ödeme aracını kripto para sistemiyle oluşturabiliyorsunuz ama tasarruf aracı olduğunda da belli bir stabiliteye sahip olması lazım. Yani yalnızca faiz değil, değerinin de korunabiliyor olması lazım. Paranın değer kaybı kripto parada olduğu gibi normal bildiğimiz geleneksel para sisteminde de enflasyon yöntemiyle değer kaybına uğrayabiliyor. Onun için de merkez bankalarının asli görevlerinden bir tanesi parasal istikrarı ve paranın değerini koruması olmalı. Kitabı okuyanların çok şey öğreneceğini düşünüyorum. Yazan bir şeyler öğrendim kitabı yazarken. Mutlaka bir kere en azından o film şeridi gibi geçtiğimiz 50 yıl gözümün önünden bir kere daha geçti. Bir de tabii geleceğe dönük tasarımları yaparken de biraz daha araştırma yapıp yani bütün bu geçmişte olanlar geleceği nasıl etkileyebilir konusunda bayağı bir hem kitap karıştırdım hem okudum hem çalıştım. Epey bir zaman harcadım yani bir yıla yakın. Zaman kitabın iskeletinin ortaya çıkması ve sonra iyileşmesi sırasında. Öğrenmenin sonu yok yani sürekli öğreniyorsunuz. Tabii ki bazı şeyler insan unuttuklarını da hatırlamasında fayda var. Not almış mıydın zamanında? Valla ben aslında iyi bir arşivciyim. Yani çok uzun yıllardır bütün bu arşivleri hep saklıyorum. Takip ediyorum. Okuduğum makaleler, çeşitli konularla ilgili çalışmalar. Bu çalıştığım şirketlerdeki aldığımız kararlar, yaptığımız arama toplantıları, stratejik karar toplantıları, bunların notları hep var. Hep notlarını almıştım zaten. Onun çok büyük faydası oldu. Tabii bir tamamen kitap, arşive dönerim. Kitap yazarım demiş miydin? Ya hep hayalimde vardı. Yani kitap yazmak amacıyla bir arşiv yapmadım. Daha çok tabii arşivi hazırlıyor olmamın nedeni zaman zaman çünkü insan bazı şeyleri unutabiliyor. Ben unuttuklarımı dönüp referans olarak ele alayım diye başladım. Kitap yazma fikri son zamanlarda çıktı. Biraz da eşim dostum sohbet ettiğimizde hep ya bunları yazsan ne güzel olur falan dediğinde düşündüm. Kurumsal vatandaşlık var biliyorsunuz. Bir de bireysel vatandaşlık. Bireysel vatandaşların da ödevleri var. Şimdi bu bilgi birikimini kendimizle beraber alıp götürmek doğru değil diye düşünüyorum. Yani en azından biraz da yani tabii ki bunu okuyucular karar verecek veya ilgilenenler karar verecek ama bu geçmiş 50 yılda nerelerden geçti, Türkiye buralara nasıl geldi, gelecek 10 yıllar nasıl şekillenecek, dünya ne tarafa doğru gidiyor? Kendi görüşlerimi bu kitaba aktarmaya çalıştım.
Eminim iş dünyasına katkısı olacak birçok konu var. Ama bir taraftan da gençlere katkısı olacak konular var diye düşünüyorum. Burada kendi hayatımla ilgili örneğin meslek seçimini yaparken nelerle karşılaştım? Nasıl faktörler, şans faktörü dahil bana yardım etti? Bugünkü gençler gelecekteki mesleklerini seçerken bugüne bakarak değil geleceğe bakarak seçmeleri gerektiğine ilişkin örnekler var. Dolayısıyla zevkli bir şey olacak diye düşünüyorum okuyucular için. Yetişkin bir oğlum var. Allah bağışlasın. Evet, sağ ol. Okudu mu kitabı? Vallahi ilk olarak eşim ve oğlum okudular. Eşim şeydir, ben ona çarşı grubu üyesi diyorum. Böyle genellikle eleştirir her ve şeye karşı diyorsun, evet. Dolayısıyla çok beğendiğini söyleyince dedim ki tamam, bu iş olmuş. Peki. Ankaralısın. Ankaralı. Evet. Ankara Koleji İTİA. Evet. Arkasından da bankacılık, sigortacılık evet. Master'ı yaptın. Halk Bankası'nda bankacılık hayatına başladın. Bu okul ve meslek seçimini ailen etkilemiş midir? Nasıl bir aile hayatı tasvir edersin? O yıllara geri gidersek. Ya mutlu bir çocukluk. Babam bir iş insanı, yani bir esnaf aslında, kendi işini yapardı. Annem iki kardeşimle beraber çok demokrat, medeni bir aile içinde yetiştik. Yani söz hakkımız hep oldu evde de. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren onun şekillenmemde faydası olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Ankara Koleji, orası da tabii çok çağdaş eğitim veren bir kurum. Çok büyük katkısı oldu ilkokuldan itibaren. Meslek yaşantını seçmem ilginç. Lise 2. sınıfta köycülük kolunda çalışıyoruz. Hı. Köycülük kolu diye o zaman öğrenciler sosyal fayda yaratmak için çaba sarf ettiği dönemler değil Türkiye. Köylere televizyon alalım. O zaman televizyon da yeni çıkmış. Kütüphane yapalım diye bir proje geliştirdik. İşte o zamanın parasıyla da 18 köy projelendirdik. 18 bin lira da paraya ihtiyacımız var. Ben de lise 2. sınıftayım. İşte nasıl bu parayı bulacağız? Oturduk çalışmaya başladık. Onun üzerine bir kermesler yapıp işte pasta, börek, çörek satarak falan yapmaya çalıştık ama yani bir türlü para toplanmıyor ve topladığımız para da, yani ben bırakın liseyi, üniversiteyi bitirsem hala yapamayacağız. Onun üzerine çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Umur Sezgin. Onun babası da Vakıflar Bankası'nda üst yöneticiydi. Umur'a dedim ki ya babandan bir randevu alsan da bir sorsak ne yapacağımızı. Gittik ziyaret ettik, böyle ağır lambirli falan o geçmiş dönemin bankası. Anlattık projeyi, çok hoşuna gitti. Böyle düğmeye bastı. Kızım bana muhasebe müdürünü bağlayın dedi. Muhasebe müdürüne dedi ki sana şimdi acdan acarı gönderiyorum, 18 bin lira verin dedi. Nasıl yani? Parayı bize verdiler. Dedi ki bir reklam derginizin arkasına reklam koyun ve bu köy okullarına Vakıflar Bankası'nın katkısıyla yapılmıştır yazın. Birdenbire paranın iş hayatındaki ve işlemlerdeki önemini orada fark ettim ve bankacılıkla ilgili kararım değişti ve bankacı olmaya lise 2. sınıfta karar verdim. Hmm. Şimdi o yıllarda aslında bankacılık çok da gözde bir meslek değildi yani. Normalde işte doktor olayım, mühendis olayım biraz falan. Biraz tabii hatırlatalım. Yıl 73-74. Bu bahsettiğim 72 hatta 72. Yani. Evet. Türkiye'de hafif anarşinin olduğu bir 12 Mart muhtırasının verildiği dönem. Belki evet. Gençleri fazla ifade etmeyecek ama bizim akranlarımızı hatırlatmak açısından. Kesinlikle. Çok zor bir dönemdi. Yani. Ve kriz Türkiye'de çözülmeden ilerledi. Yıl 78 oldu. 70 sente muhtaç hale gelmek üzereydi. Galiba 79'da mı? 78'de. Tam 78'de. 79'da galiba 70 sente muhtaç hale gelmiştik. Ondan bir öncesi, yani diyelim ki 140 sente evet. muhtaç olduğumuz bir dönemde Merkez Bankası'na girdin. Evet. Ne tetikledi? Ya aslında şöyle oldu, ilginç. Orada biraz tabii gençlere de mesaj var. Ben master yapmaya başladım. Orada evlendik, çocuğumuz oldu falan. Böyle Doruk 79 doğumludur. Ve master yaparken de master ücretli bir program. Ve sınıf arkadaşlarımın birçoğu da Ankaralı olduğumuz için çoğu kamu kuruluşlarında çalışıyorlar. Herkesin master ücretini çalıştığı kurum ödüyor. Mecburi hizmet karşılığı. Ben de Halk Bankası'na müracaat ettim. İşte eğitim müdürlüğüne bir yazı yaz dediler. Yazdık. Cevap gelmiyor. Dediler ki sen başla, biz sonra bunu halledeceğiz. Fakat maalesef olumlu bir cevap gelmedi. Halk Bankası reddetti. Yani genç, istekli, bankacılık master'ı yapan ve bu alanda kariyer bekleyen bir genç insanın ödeyeceği master ücretini Halk Bankası'nın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diyerek kabul etmediler. Bu benim için önemli bir kırılma noktası oldu ve orada karar verdim. Dedim ki yani
çalışanlarının mesleki alanda ilerlemesi için yatırım yapmaya ihtiyacı olmayan bir kurumda çok uzun süre durmak hata olur diye düşündüm. Ve bu şekilde gittin Merkez Bankası'na, evet. 12 yıl kaldın. 12 yıl sonunda Ankara'yı, bürokrasiyi bırakarak İstanbul'a özel sektöre gelmeye karar verdin. Evet. Ne için? O da önemli bir kırılma noktası. Aslında iki tane nedeni var. Bir tanesi makro resim. Çünkü Merkez Bankası aslında ticari bankacılık fonksiyonlarını da üzerine alan bir yapıdaydı benim çalıştığım yıllarda. Ve bizim merkez bankacılığının yanı sıra ticari bankacılık kaslarımız da çok güçlenmişti. Merkez bankacılığının asli fonksiyonu olan para politikası tarafına doğru ise 1986 yılında ilk açık piyasa işlemlerinin kuruluşunu yaptım Merkez Bankası'nda. Yavaş yavaş o tarafa doğru evrilmeye başlamıştı. Özellikle 1990'lara yaklaştığımızda artık Merkez Bankası tüm ticari bankacılık faaliyetlerini özel sektör bankalarına delege etmiş vaziyetteydi. Önümde iki yol vardı. Ya kalıp Merkez Bankası başkanlığına doğru ilerleyecek bir yol ama çok dar bir alana girecektik yani Merkez Bankası alanına veya daha da güçlü hissettiğim ticari bankacılık tarafına geçecektim. Tam bunları düşünürken güzel bir tesadüf oldu. Rahmetli İsmet Alver, çok sevdiğim, saydığım Vakıflar Bankası Genel Müdürü'ydü. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir banka açıyormuş Amerika'da. Beni de tanır severdi. Bir gün bir telefon, seni bankanın genel müdürü yaptım dedi. Birdenbire öyle de konuşurdu rahmetli. Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü'ne gidiyorum New York'a, böyle bir durumla karşılaştık. Fakat İsmet Bey çok da cevval ve tuttuğunu koparan bir yönetici olduğu için bunu Sayın Başbakan'a da, o zaman Turgut Özal'a da anlatmış. Onayını almış, Rüştü Bey'le de konuşmuş. Rüştü Bey de Saracoğlu Merkez Bankası Başkanı. Yani iş aşağı yukarı bitmiş. Fakat benim böyle bir niyetim yok. Yani benim niyetim yok derken, ben Amerika'ya gitmeyi düşünmüyorum. Merkez Bankası'nı bırakıp da bir başka kamu bankasına geçmeyi zaten düşünmüyorum. Fakat yine İsmet Bey'in o cevval ve hızlı tutumuyla bu gazetelere falan da çıktı. Çünkü söylemiş İsmet Bey, bankayı açıyoruz, Ajdan da genel müdür oluyor diye. Bir sabah Zekeriya Bey aradı, pazar sabahı saat 8. Zekeriya Yıldırım, Zekeriya Yıldırım. Doğuş grubuna geçmiş miydi? Danışmanlık yapıyordu, geçmemişti. Sabah saat 8 Zekeriya Bey telefonda ve bana ne yapıyorsun diye sordu. Şimdi pazar sabahı saat 8'de ne yapılabilir? Yani evde dinleniyorsun. Yani spora çıkmış olabilirsin. Yani ama Allah'tan çıkmamıştım. Sucuk bir yumurta hazırlıyor olabilirsin. Böyle bir ortam. Hemen dedi, gel seni Ayhan Bey'le tanıştıracağım. Ve Ayhan Bey'le tanışmam öyle oldu. Hiç iş falan teklif etmedi bir şey. Sadece sohbet ettik. Ertesi sabah İbrahim Bey aradı. İbrahim Betil genel müdürdü o zaman Garanti Bankası'nda. Bir görüşebilir miyiz diye. Yani nezaketin düzeyine bakın ki bir patron olarak benimle konuşuyor ama iş teklifini profesyonel yöneticisi yapıyor. Böylelikle Garanti Bankası dönemim başladı. 1990'ın 17 Eylül tarihinde Garanti Bankası'na geçtim ve çok da isabetli olmuş. Onun için hep bu ders olarak veriyorum bunu. Yani o tarihte ben seçim yapmayı o günün koşullarına göre yapsaydım en son seçilecek banka Garanti Bankası'ydı. Fakat burada çok uzun süreler çalıştın. Garanti Bankası'nda genel müdürcü yardımcılığı yaptıktan sonra grubun İbrahim Betil'den devraldığı Banka Express'e genel müdür oldun. Evet. Arkasından Osmanlı Bankası'na genel müdür oldun. Ama yaklaşık 10 yıl sonunda grubun 3 bankasını, Körfez, Osmanlı ve Garanti, birleştirmeye karar verdiniz. Evet. Bu birleşme kararını nasıl karşıladın? Ya aslında şöyle, biz tabii buna önce şöyle başladık. Biraz uluslararası, yine küresel akımları takip ettiğimizde dünyada giderek bankaların birleştiği, güç birliğine gittiği, çeşitli köklü markaların, yani ne bileyim işte Chase Manhattan Bank'in falan bile birleşme sürecine girdiği, JP Morgan Chase'lerin altyapısının hazırlandığı bir dönemdi. Onun için bu dünyada bankacılığı izlediğimizde bizim de kendi içimizde verimlilik artışı yapmamız gerektiği çok net gözüküyordu. Öncelikle bankaların operasyonel altyapılarını birleştirdik. Fakat 2001 krizine getiren bizi sinyaller 2000'in Haziran'ında falan ortaya çıkmıştı. Yani bayağı görebiliyorduk o dönemi. Dolayısıyla krizle beraber bankacılık sektörü çok büyük bir rehabilitasyon ihtiyacı ortaya çıkınca da biz zaten arka yüzlerini birleştirmiş olduğumuz bankaların ön yüzlerini de birleştirmeye karar verdik. Bundan sonra kitap var. Kitaptan başka kitaplar gelecek mi? TED Koleji ve Üniversitesi'nin mütevelli heyetindesin. Orada eğitime yönelik çalışmaların var.
bir gün nasıl anılmak istiyorsun? Bu kitabında bazı şeylerin ipuçlarını vermişsin. Belki bundan sonra başka çalışmaların da olacak. Valla biraz tabii şeye bakıyorum. Yani bu dönemde vaktimin 1/3'lük bölümünü aslında sosyal sorumluluk projelerine ayırıyorum ki Türk Eğitim Derneği ve bağlı kuruluşları bunlardan bir tanesi. Kitap önemliydi. Şimdi 2020 senesinde kitabın içeriğini konferanslar ve ikili görüşmelerle geçireceğim. Özellikle öğrencilere dönük, üniversitelerde, iş dünyasına dönük, Türkiye'nin farklı şehirlerinde konferanslar planlıyorum, ikili görüşmeler planlıyorum. Yani burada amacım aslında ülkenin iş dünyasının daha iyiye gitmesi için çaba sarf etmeye devam etmek. Tabii bu arada anılırken de yani iyiliklerle, güzelliklerle anılmak istiyorum. Yaptığım orada da eser bırakmak istiyorum. Kitapta bu eserlerden bir tanesi. Başka kitap olur mu? Yani çok planladığım yok ama dediğim gibi belli bir dönem sonra belki biraz daha anılara dönük bir kitap da olabilir diye düşünüyorum. Acı Acar, iyi ki geldin. Çok şey öğrendim. Türkiye seni esasında birçok vesileyle yakından tanır, takip eder ama bugün de bizi izleyen insanların hem keyifli vakit geçirdiğini hem de yeni bir şey verdiklerini düşünüyorum. Efendim, sözü isyan ettiysek affola. Tecrübe Hafta yine burada konuşmaya devam edecek. Sağlıcakla kalın.